Arkadaşlar merhaba. Bugün neredeyiz? Bugün Raglan Castle'dayız. Raglan Castle tipik ortaçağ kalelerinden biri. Bu kaleye bugün gelme sebebimiz şimdi KADF diye bir şey var. Buranın hani Kültür Bakanlığı gibi bir şey. Oradan işte bir kart alıyorsunuz, işte ücretsiz veya National Trust, English Heritage gibi. O da Galler'e ait bir kuruluş. Eylül ayında genelde böyle hani ücretsiz girilebilecek yerlerin listesini açıklıyorlar. Biz de bu ücretsiz girilebilecek yerler kapsamında Raglan Kalesi'ne gelmeye karar verdik. 2 sene önce gene gelecektik, ben çok rahatsızdım, gelemedik. Raglan Kalesi'ni gezeceğiz birlikte. Gezerken ben size gerekli bilgileri vereceğim. Hadi gezmeye devam edelim. Burası da bu kulenin şeyine çıkıyor, tepesine çıkıyor. Ama buraya herhalde inmek yasak. Biraz da ürkütücü olduğu için şu an oraya inmiyorum. Notalar var. Bu neydi bunun adı? Musical keys yazıyor orada. Yani müzikal anahtarlar demek. Şöyle bir tane çubuk var elinizde. Bakın. Ksilofon gibi farklı sesler veriyor. Burada da bazı notalar var. İşte kaç kere basacaksınız. Böyle bir sandık şeklinde yapmışlar. Çok cici değil mi? Hadi devam edelim. Burasında bu kuleye çıkıyor herhalde. Böyle girme yeri var, oraya bir girelim. Arkadaşlar burada çok enteresan bir şeyle karşılaştık. Şuradaki açıklamada diyor ki Smart Heating Engine diyor. Yani şimdi şöyle oluyor. Buralarda hesapta mum yanıyor. Buradaki bu büyüteçler bu balık, sembolik balık, gerçek balık değil. Bu balığa şey veriyor. Yansıtır da hani orman yangınları da o yüzden çıkıyor ya. Burada yağmur yağmış. Bunların hepsi ıslak bu arada. Bu şekilde hani tepsiyi de döndüre döndüre hem bu dönüyor, şu düzenek dönüyor, hem bunlar dönüyor. Güneşin vuruşuna göre, çünkü burası ufak bir yer, demek ki burası kalenin mutfağı. Böyle döne döne balığı pişiriyorlar ama bu balık çok korkunç görünüyor. Şurada da bir açıklama kısmı var, oraya da bakalım. Busy all day diyor. Burası
15. 16. yüzyıllarda, yani prestijli bir mutfakmış. Raglan become famous for hospitals under Sir William Herbert tarafından, böyle hani bayağı önemli bir yermiş burası. Two big fireplaces for cooking, small ovens for baking, western array. Şimdi şurası da fırın kısmıymış. Buranın özelliği, yani burası mutfak olduğu için orada pişiriyor. Burada da bir fırın yapmışlar. Burada wastewater drainage, burası da kanalizasyon kısmıymış. Ondan sonra şuradaki delik kısımda, şey, pencere kısmı da yemeğin servis edildiği kısımmış. Şöyle yukarıları bir çekelim. Burası neymiş? Orada da bir şeyler var. Yok, sadece taşlar var. Burası da herhalde kanalizasyon kısmı. Burası da kalenin, bu burç mu diyeyim artık nedir? Şöyle bir etrafı gezelim. Ben de bu arada anlatayım. Burası da şeymiş, yemek odası gibi bir şeymiş. Az önceki mutfakta pişen yemekler burada servis ediliyormuş. Ne diyor? Twin doors for serve. İki tane kapı var diyor. Servis alanı için. Şurada bir yer var, oraya bir girelim. Ne varmış orada? Aydınlatmışlar. Buradan aşağı inilmiyor herhalde, gene yasak. Şöyle bir etrafı çekelim. Evet, kulenin içindeyiz şu an. Gördüğünüz gibi uçsuz bucaksız ova var orada. Muhtemelen kalenin sahibine aitmiş buralar. Evet, burası da kalenin şapel kısmı, yani küçük kilise kısmı. Şuraya dizlerinizi koyuyorsunuz. Şöyle bakın, çukur olmuş. Bu zaten şu an taş. Normalde bunun yastık olması gerekiyor. Sembolik yani. Bu yanına ne? Book of Common Prayer. Hani genel dua ediciler için kitap diyor. Bunlar böyle hepsi taş. Gerçek İncil değil. Ne diyor? Holy Book. Bible diyor, yani şey. İncil. Ne diyor? Mose, okunmuyor. O kadar acayip yazmışlar ki. Evet, burası da dua kürsüsü. Burası da böyle başka bir galeriymiş. Gene dışarıya doğru uzanıyor. Buradan o demin aşağı inemediğimiz merdivenlerden herhalde buraya çıkılıyor. Burası yukarı çıkıyor. Herhalde burası da kalenin sahibinin odasına çıkıyor. Çıkmak serbest mi? Bir bakalım. Çağda gibi hissettim. Buradaki silerleri herhalde. Şunlar muhtemelen sonradan eklenmiştir. Çünkü hiç yeniye benziyor, eskiye benziyor. Burada da böyle bir makine var. Mekanik sheep yazıyor orada açıklama kısmında. Yani mekanik koyun yazıyor. Yani şey, hani çim biçme makinesinin atası olduğu için bir anlamda mekanik koyun olmuş oluyor. Buraları biçiyor gidiyor. Şurada ucunda böyle kesici yerleri var. Şu arkasından el arabası gibi tutup ittire ittire kesiyorlar demek ki. Biz şu an buradayız. Şu alandayız. Burada 14. yüzyılda popüler olan bir oyun var. Bowling. Ama bizim bildiğimiz gibi bowling değil.
Hikayemden takip edenler Instagram'da biliyorlar. Bizim Road Park'ta da öyle bir şey var. Böyle yaşlı amcalar Çin bowlingi oynuyorlar. Şu ablanın elindeki top var ya. O topu yuvarlıyorlar oradan oraya. İşte puanları var. Tamam, daha fazlasını ben kestiremiyorum, bilmiyorum ama bazı puanlama sistemi var. Burada yaşayan aile o oyunu oynuyormuş. 8. Henry ve 1. James zamanında bu oyun yasaklanmış normal insanlar için. Sadece pazar günleri hani önemli insanlar oynuyorlarmış bu oyunu. Buralar eskiden hendekmiş herhalde ama işte hiç temizlenmediği için böyle yemyeşil kalmış. İşte buradan bu bowling oynadıkları alana yürüyorlar. Altta kemerler var herhalde su taşarsa gelsin diye. Şimdi çıkabilirsem şu yukarıya çıkacağım. Şansımızı bir deneyelim. Burada da Phantom Bays yazıyor. Burada da demek ki bir çeşme varmış. Burada işte zamanla yıkıldı herhalde. Burası da yakalanan birini böyle hani oturup koşturmak için kullanılıyor. Tam olarak kapattım diyemedim ama muhtemelen üstüne zincir geçiriyorlar. Burası da böyle bir hani birini rehin aldıkları zaman konuş ulan diyor. Ayağını artık gıdıklıyorlar mı, ne yapıyorlarsa. Şurada da bir şey var yukarıda. Onu da bir yakından görelim. Burası da böyle büyük bir salon kısmı kalenin. Kameramanım. Burası da kalenin yerleşim şeklini gösteriyor. Şu an buradan herhalde karşıya geçiyoruz. Şöyle. Kalenin bedeni diyor. Kalenin bedenleri yar yar. Evet, daha yukarı çıkmadan önce şöyle bir meydanlık yerle karşılaştık. Şurada bir şey var, sandık var. Herhalde kralın ya da buranın sahibinin altınları burada. Şimdi orada etrafında böyle bir ayı tuzağı gibi bir şey var. Hani sandığı yerinden kaldırınca sizi kapıyor mu, ne yapıyorsa. Burası kalenin en güvenli yeri çünkü etrafında surlar, şeyler var, hendekler var. Şöyle arkamıza baktığımız zaman burada da tahta şey var, kapı var mesela. Burayı kapattıkları zaman buraya kimse gelemez. Şimdi yukarıya çıkalım bakalım ne varmış. Burası da kalenin kütüphane kısmı gibi anlaşılıyor. Burada böyle sembolik kitaplar yapmışlar. Taş, tahta mı taş mı anlaşılmıyor. Ama çok güzel duruyor. Şuradaki yazıya bakalım ne yazıyormuş. Book above, varas below. Kitaplar yukarı, variller hani şey aşağı gibi bir anlamı var. Burası en ünlü kütüphanelerden biriymiş. Yüksek pencereli, güzel aydınlık diyor. The families who owned Raglan Castle were great patrons of the... Ha. Buranın sahipleri, Raglan Castle'ın sahipleri, burada yaşayan insanlar sanata ve eğitime çok önem veriyorlarmış. Önemli böyle şiirler, dramalar, Katolik inancına ait kitaplar, Rönesans mimarisiyle ilgili kitaplar, bu şeyde kaledeki kitapların bir kısmı Hereford Katedrali'nde saklanıyormuş. Ama çoğunluğu 1646'daki kuşatma sırasında kaybolmuş. Bunun altına bakın diyor. Büyük diyor birikler var diyor. Birik dediği tuğla ama şu an görünmüyor tabii. Belki yok, görünmüyor.
Bunun altında da şey varmış. Ragla'nın ünlü şarapları 1460'larda böyle Building Stone Mortar Edition. Bu taşlar 1460'lardan falan kalmaymış. Gelenekselmiş. Şimdi burada ne göreceksiniz diyor. Library Windows on First Floor diyor göreceksiniz. Brick Vault'un Cellars Emergency. Bu Cellar'ın bir yani kilerin bir iniş kısmı olsa yani şurası olabilir. Oraya gidelim. Gelin. Burada ne varmış? Aa, bu duvarda çok güzelmiş. Bak şöyle çekelim burayı komple. Rabbimizin atraksiyon diyor. Dokunuzda böyle çömle gibi bir şey var. Duvar resimleri muhteşem. Burada ne yapıyormuş? Rabbim in bu yani saldırı olmuş ya kuşatma esnasında. Bakın şuradan şuraya bakabilir misiniz? Burada böyle bir delik var. Bu delikten dışarı bakılıyor. Kalenin giriş kapısı olduğu için orası herhalde bir tür şey. Hani bizde olur ya apartmanın hani kamera kısmı. Otomatik basmadan önce. Savaşlar Rablon diyor. Bunların hepsini ben ya aşağıya açıklama olarak bırakırım. Ya da sonradan üstüne seslendiririm. Çünkü çok kısıtlı bir zamanda gezdik. Randevu olarak gezdik. Evet arkadaşlar, Raglan Kalesi'ni gezdik. Ben çok yoruldum. Tepeye tırmanırken nefes alamadım. Bir ara nefesim kesildi. Normalde burası ücretle geziliyor. Hani çok bir yüksek bir ücreti yok ama işte böyle şeyde Eylül aylarında arada bir böyle open days yapıyorlar. Cumartesi pazar günleri böyle açık gezi günleri yapıyorlar. Randevu aldık, geldik, gezdik. Ben çok beğendim. Kendimi böyle orta çağda gibi hissettim. Kale çok güzel. Galler tarafında yaşayan arkadaşlara tavsiye ederim. Mutlaka gelip gezsinler. Çocuklarını da getirsinler. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beni desteklerseniz memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.